Bir izleyicimiz sormuş. 17-18 yaşlarında benim gibi hayata ve geleceğe dair kaygılarım var mıydı? Varsa bunları atlatabildin mi? Atlattıysan nasıl atlattın? Sizden gelen soruları cevaplıyorum. Ama gelen soruların büyük çoğunluğunda bu kaygı meselesi var. Buna değineceğiz. Yani çok fazla genç arkadaş kaygılı olduklarını, geleceğe dair böyle bir endişe halinde olduklarını söylüyorlar ve bunu nasıl atlatabiliriz? Sen böyle bir şey yaşadın mı diye bir soru sormuşlar. Bu konuya videonun ilerisine değineceğim ama önce biraz hızlı bir tur atalım. Kardeşine videoda çıkması için işkence mi ediyorsun? Sanki zorla çıkıyor gibi. Hayır, işkence etmiyorum. Furkan, bir şeye ihtiyacım var. Gelir misin diyorum. Sağ olsun, geliyor. Hem de köpek gibi gelecek. Gelmesini en çok beklediğin oyun. Duyurulanlar arasında God of War 2 herhalde. Duyurulmayanlar arasında ise Half-Life 3. Yani bekliyorum, evet. Hala daha bekliyorum. Bir gün çıkar diye umut ediyorum. Spora başlama gibi bir düşüncem var mı? Mete bile başladı. Mete'nin başladığı şeylere başlamıyorum. Biz de sizin kanalınız gibi bir kanal açmak istesek yapmamız gerekenler nelerdir? Video atmak. Dalga geçer gibi cevap vermek istemiyorum, dur. Yani video çekmek hakikaten de bu. Böyle bahsetmek istediğin şeyleri derli toplu bir şekilde anlatmak. Bu kadar. Hani ötesinde herkesin yaptığı kendi zaten kişiliğini ortaya koymak olduğu için nasıl bir tarzda çekmek istediğinizi siz bileceksiniz. Şebnem, bir soru var. Bunu sana cevaplamamız lazım. Sevgilinle aranızda hiç tartışma yaşadınız mı demiş. Ama sevgili ne demiş Şebnem? Ben bir sevgilime sorup geleyim. Ne? Çok. Ben çok. Kaç. Hardcore çok. Nasıl bu kadar seri video yapabiliyorsun? Yani hem oyun oynayıp hem metin yazmak, kurgu yapmak, seslendirmek falan 3 günde bir falan video atıyorsun ve bana çok hızlı geliyor. Maşallah deyip seviyorsun. Teşekkür ederim. Artık ellerim var ya, ellerim. Bak böyle. Tak. Bilmiyorum başka insanların ne kadar sürede ne yaptıklarına bakmadım ama galiba biraz hızlıyım gibi hissediyorum. O da herhalde yıllardır yazı yazmanın getirdiği, edit yapmanın getirdiği bir artı olsa gerek. Kendine bu kadar fazla oyun oynadığın için kızıyor musun? Oyun oynamasaydım şunu yapmaya fırsatım olurdu diye pişmanlık duyduğun oldu mu hiç? Gene oyun oynadığın için pişman mısın sorusu. Aslında güzel soru. Farklı bir açıdan sorulmuş. Bu arada elimde gördüğünüz notebook'a da bakacağız. Onu da söylemiş olayım. Biliyorsunuz ki bir sahnede notebook gözüküyorsa o notebook ateş eder. O silah mıydı lan? Neyse, filmlerde silahtı galiba. Benimkinde de notebook. Oyun oynamasaydım şunu yapmaya fırsatım olur diye pişmanlık duyduğum herhangi bir anım yok. Sadece oyun oynamak değil, bu işlerde üretim yapıyor da olmak. Videosuymuş, oynamasıymış, editiymiş falan filan. Bazı şeyleri yapmamı engelliyor demeyeyim ama geciktiriyor. Mesela oyun yapmak. Fakat oyun yapmak için de finansal bir kaynağa ihtiyaç var. O kaynak için de video işleri yapmam lazım ki o kaynağı elde edebileyim. Yani bir paradoks var orada. Yani ben YouTube işleri bırakıyorum, sadece oyun geliştiriyorum desem neyle geliştiriyorsun birader derler. Ki video yapmaktan da zevk duyuyorum. Yani o ayrı, o ayrı. Ama sorunun özetine geleyim. Hayır, kendime oyun oynadığım için kızmıyorum. Korona dünyadan olmadan önce biri sana 2020'de virüs geliyor deseydi ne yapardın? %99 inanmazdım, onu söyleyeyim. Ha falan derdim. Ama %100 biliyor olsaydım eğer geleceğini, bir uzak doğu turu yapmak istedim hep. Ekonomik olarak böyle gözümüz korktu biraz gidip gelmeye. Çünkü maliyetli, uzun zaman izin alman gerekiyor. Öyle gittim 3 gün gezdim geldim de olmuyor. Ama Japonya'yı ve Güney Kore'yi çok merak ediyorum. Umarız bir gün eşimle beraber gideriz diye düşünüyoruz. Oyun incelemesi nasıl hazırlanır, sen nasıl hazırlıyorsun? Nasıl istiyorsan, bak nasıl istiyorsan öyle hazırlanır. Bunun genel geçer bir kuralı eskiden vardı. Biraz daha geleneksel dönemlerde vardı. Ama artık bence yok. Sadece şahsi kanaatim şu, inceleme ile tanıtım yapmayı karıştırabiliyor genç arkadaşlar. Tanıtım başka, inceleme başka bir şey. Örnek vereyim. Bu oyunun single player modunda 10 bölüm vardır. Ateş ederek ilerleriz, sıka sıka gideriz, zıplarız, ederiz. Bu bir tanıtımdır. İnceleme ise şöyle bir şey olmalıdır. Bu oyunun single player modunda 10 bölüm var fakat ilk bölümlerde bazen tempo düşerken 8. bölümde temponun yükselmesiyle beraber 7. bölümden aldığın haz artarken 10. bölümdeki düşüklük oyundan soğumanıza sebep olabilir. Sadece ne olduğunu söylemiyorsun, olan şeyle alakalı fikrini de belirtiyorsun. Bu var ama nasıl olmuş? Mesela benim şimdi yapacağım bir inceleme değil, bir tanıtım. Önümüzdeki notebook MSI GF65 Thin bir notebook. İçerisinde Nvidia'nın RTX 3060 Max-Q ekran kartı var. Yani notebooklar için özel tasarlanmış ekran kartlarından bir tanesi bu. O yüzden notebook ince kalabilmiş zaten bu ekran kartına rağmen. Notebookumuzun tasarım tarafına bakacak olursak eğer, dış kapağı fırçalanmış metal, klavyenin çevresi de metal, malzeme kalitesi yüksek. Artık güncel laptoplar bu şekilde ince çerçeveyle geliyor. Bu da böyle daha küçük kasada daha büyük ekran kullanılmasına sebep oluyor. Yani güzel bir şey. Ekran tarafında da IPS seviyesinde 144 Hz bir ekran olduğunu belirtelim. Zaten bu devirde abi hani belli bir seviyede oyun oynamak isteyenler genelde 120 Hz tercih ediyor. Onun aşağısını çok tercih etmiyorlar. MSI'de bunun için 144 Hz bir ekranla çıkmış. Şu anda ekranda gördüğünüz oyun Ghost Recon Breakpoint. Zamanında çok eleştirmiştim. Tekrar bir şans vermek istedim. Onun dışında Grim Dawn falan da oynuyorum. Ekranda onlar dönüyor o yüzden. Notebook'umuzun teknik taraftaki özelliklerini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Gayet güçlü bir notebook. Anlatmaya çok fazla gerek yok. Zaten bu bir tanıtım. İncelesem de ne kadar inceleyebilirim? O kadar kapasitem var mı onu da bilmiyorum. Yani güncel oyunları oynamak istiyorsanız, bir oyuncu notebook arayışınız varsa bu notebook'umuz da alternatif notebook'lardan bir tanesi olsun sizler için. Ama notebook'la vakit geçirirken, ekranda falan özelliklerini görürken, şimdi beraber birkaç cevaplayacağımız soru da var. Ben bunun için buradayım. Harikasın.
Çok üst düzey oyunlar oynadıktan sonra nispeten daha kötü olan oyunları oynama motivasyonun nedir? Değişik bir soru olmuş. Yani bunu Şebnem de bana sormuştu. Hani çok evet. iyi oyunları oynayarak başladı çünkü Şebnem. İşte Last of Us, Uncharted falan filan. Sonra dedim diğerlerini nasıl oynayacağız şimdi, siz nasıl oynuyorsunuz falan diye demişti bana yani. Senin için herhalde inişli çıkışlı oluyordur ya. Tabii tabii ya, şöyle. Beklenti meselesi abi. Zaten genelde belli bir beklentiyle oyunun karşısına oturduğum için bu beklentim %70 oranında doğru tuttuğu için yani çoğunlukla beklediğimi buluyorum oyunlarda. Motivasyonum da her zaman yeni bir şey görmekle alakalı. Ben aynı oyunlarla vakit geçirmeyi sevmiyorum. O yüzden 900 saat Division oynamak veya 900 saat Counter-Strike oynamak bana çok abes, garip geliyor yani. O kadar uzun süre oynayamam ben hiçbir oyunu. O yüzden ben de devamlı yeni bir şeylerin peşinde oluyorum hep oyun konusunda yani. Yenisi olsun, yenisi olsun, farklı şeyler göreyim. Her görendiğim bana bir şey katsın. O da beni motive ediyor yeni oyun oynamak konusunda. Kötü olsa bile oyun. Abi Şebnem ablayla ayrıldınız mı hiç? Ben de 6 senelik ilişkimi sonlandırdım. Tavsiyen nedir? Bunu Şebnem yokken soracaktı. Soruyu yanlış yerde okudum katli mi? Şebnem'i görünce hemen okudun değil mi? Herhalde onunla alakalı bir soru. Şimdi sorayım da gitsin. Benim hanımla ilgili bir şeydir. Gittim falan diye düşündüm herhalde. Hiç ayrılmadık. Yani kavga elbet ettik yani çift olarak ama öyle bir ayrılığımız olmadı. O yüzden bir tavsiyem yok. Ne bileyim. Unutursun zamanla herhalde. Ben de 6 senelik derken yanlış hani... konuşayım diye. Sanki ben sonlandırmışım da. Ben de anlayamadım. Çünkü bizim 5 bitiyor 6'ya giriyoruz, bir şey mi olacak? Sen videolarda bir şey falan mı söyledin? Arkadaşlar. Bizim evliliğimizde şöyle denk gelince yani ben de şey yaptım. Aramızdaydı oğlum. Niye bu soruyu burada soruyorsun? 6'da gidecektim hemen. Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz orada kendi aranızda. Bilmiyorum arkadaşlar, o yüzden ben ona takıldım yani. O 6 sene keşke bir sonlandırdım, kısa takıldım. Tavsiye mafsiye yok. Yani yok defol git bu kanalda kardeşim. Böyle işlerde çok tavsiye işe yaramaz arkadaşım ya. Evet. O yüzden çok tavsiye duymaya çalışma, boş ver, hallolur zaman yani. Yarın öleceğini bilsen son 24 saatini nasıl geçirirdin? Ağlayarak falan herhalde, ne bileyim lan. Google geçmişin gerçekten bu yuvarlaki fotoğraflarla mı dolu? O fotoğrafları nereden buluyorsun, nasıl aratıyorsun? Yani o ciddi bir soru mu? Hakikaten de tahmin ettiğiniz gibi aratıyorum. Evet, sad man yazıyorum. Sad woman yazıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Evet yani çok anormal bir şey yok. Witcher 4'ün çıkacağını hala düşünüyor musun? Kesinlikle düşünüyorum. Adı Witcher 4 olmayabilir. Witcher bilmem ne bilmem ne olur ama Witcher oyunu çıkacak çünkü kendileri söylediler. Oyunlardan soğuduğun zamanlar var mı? Eğer varsa bunu atlatmaktaki motivasyonun para ya da YouTube kanalı içerik çıkarma düşüncesi mi? Hiçbir zaman para getirsin diye bir şeyi oynamak zorunda hissettiğim için oynamadım. Öyle olsa zaten herhalde 3000 bölüm FIFA çekerdim. Çünkü benim en izlenen videolarım bundan 2-3 sene önce FIFA kariyer videolarıydı. Fakat yani onları da mesela haftada bir çekiyordum. Çünkü daha fazlasını canım oynamak istemiyordu. Ne kadar oynamak istiyorsam, ne üretmek istiyorsam hep onu üretmeye çalıştım. Sağ olsun da insanlar da bir nokta sonra bayağı ilgi duymaya başladılar. Benim için de hoş oldu tabii. Yani zevk alacağımı bildiğim bir oyundan zevk alamamak üzücü bir şey. Ama genel olarak oyunlardan hiç soğuduğum bir an olmadı. Ama tabii insanlık hali. Bazen abi böyle bir hafta o geçici bir süreyle bir şey oynamak istemiyorsun da bir şey izlemek istiyorsun. Ben mesela bir şeyler oynamaya sardıysam bir şey izleyemiyorum. Yani aynı anda hem oyun oynayıp hem dizi izleyip hem film izleyip öyle bir aktivite yapamıyorum. Bazen böyle kendime bir hafta oyun arası veriyorum ve dizilere başlıyorum. Başlamak istediğim diziler varsa o bir hafta dizilerle geçiyor. Oynama oyuna çok az bulaşıyorum orada. Abi tüm oyunların korsan satıldı ama hiçbir şekilde bilgisayara zarar vermeyen bir internet sitesi biliyor musun? Sevgili arkadaşım, yanlış yere geldin galiba. Soru cevap derken öyle bir şeyden bahsetmedim. Yani bu öyle bir soru cevap değil. Bilmiyorum. Hiçbir oyunda oyuncu ödeme yaptın mı? Yok, hayır, yapmadım. Karşı değilim bu arada full oyuncu ödeme sistemlerine. Sadece parayla satılan oyunlarda oyuncu ödeme olmasına karşıyım. DLC değil bak. Parayla satın aldığım şeyde oyuncu ödeme olması bana itici geliyor. Bu işi yapmaya nasıl karar verdin abi? Çok merak ediyorum. Cevaplarsan sevinirim. Oyunlarla her zaman çok yoğun bir ilgim vardı gençliğimden beri. Yani şey demiyordum tabii. Dünyadaki herkesten daha çok ilgileniyorum demiyordum. Şahsen çok ilgim vardı. Hatta bir iki arkadaşım dedi ki en iyisi istersen bak bu işleri şey yap falan filan. Ben dedim ki oğlum ben beceremem o işleri. Benlik değil dedim. Sonra başka bir arkadaş geldi. Biraz böyle vesile oldu. Yazı yazmaya başladı. Yazdık falan derken farklı iş fırsatları çıktı falan böyle. Dalgalana dalgalana gitti. Ama bu işe girerkenki düşüncem şuydu. Oyunlarla alakalı yetişkinlere hitaben programlar çok yoktu YouTube'da. Yani genelde Let's Play tarzı videolar yapılıyordu. Onlar izleniyordu. Onlar tutuyordu o dönemler. 2012'den falan bahsediyorum. Benim hayalim hep oyun tartışılan videolar yapmaktı. Yani sözlü bir şekilde oyunların tartışıldığı videoları üretmek istiyordum. Oyunlar arkasında üzerine konuşmak istiyordum. Sadece oynamak istemiyordum. Kafamda hep o vardı. Uzun bir sürede o kafayla iş yapmaya çalıştım. O da bir noktaya kadar getirdi bizi. Şimdi bebiş bana çok fazla şu tarz soru gelmiş. Bir tanesini örnek okuyayım, hatta birkaç tanesini okuyayım. Boşuna yaşıyormuş gibi hissediyorum. Gelecek kaygısı beni yiyip bitiriyor. Nasıl başarılı olunur? 17 yaşındayım ve umutsuzum. Ne çalışabiliyorum ne de kendime bir hedef belirleyebiliyorum. Gittikçe daha da büyük bir bunalıma sürükleniyorum. Sence bu durumdan nasıl kurtulabilirim abi? Yani çok fazla bu tarz yorum var ve ben bu soruları bir gece topladım. Onu da söyleyeyim. Yani bir gece vakti böyle bir şey yapayım dedim, size sordum. Ve o kadar çok böyle yorum gelmiş ki ben seçebildiklerimi aldım ama gençler olarak inanılmaz bir
umutsuzluk ve depresiflik hakim gibi geliyor bana. Çok üzüldüm okurken yani. Bana şöyle bir soru gelmişti. Sen de bizim yaşlarımızdayken, böyle 17-18 yaşlarındayken böyle geleceğe dair büyük kaygılarım ve umutsuzluğum var mı diye bir soru gelmişti. Ben kendi kendime düşündüm. Yoktu. Açık söyleyeyim. Yani bu benimle alakalı da olabilir. Benim ben vardı. Ben bir Leyla da olabilirim o dönemde. Ama ben böyle kereste gibi geziyordum, takılıyordum, bir şey yapıyordum. Ekonomik durumu falan iyi olduğundan değil bu arada. Böyle hani sanki şey gibiydi. Bir şekilde geçimimizi sağlarız ya falan diye düşünüyordum kendi kendime. Bugünkü kadar, bak şu an 30 yaşındayım. Hani belli bir düzenimizi kurduk. İşleyen bir akışımız var. Ama inanın şu an ben de kaygılıyım. Yani gelecek adına bizim de bir sürü kaygımız oluşuyor doğal olarak yani. Ne olur, ne biter, nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Kendi ben içimize sorduğumuz bir sürü şey oluyor. Ama o yaşlardayken sen tabii daha bilinçli bir gençtin bana göre. Ya aslında bunu bilinçli ya da bilinçsizlik diye de ayıramayabiliriz. Yani ben şunu biliyordum. Sadece hani okursam ve bir iş sahibi olursam kendi hayatım olacak diye bir düşüncem olduğu için ben o endişe içerisindeydim. Ama mesela şunu benim mesela mi? O şeyim vardı. Şu an ama mesela şey düşünüyor muydun okurken? Mezun olduğunda iş bulma kaygın yoğun muydu mesela? İş bulup bulamama kaygımı hatırlamıyorum da sadece nerede ne yapmak istiyorum diye kendime yani ben ne yapmak istiyorum sorusunun olduğu bir durumdu. Ve o zamanlar sadece dediğim şey para kazanmaktı yani. Hani kariyer hedefi olarak düşünüyordum evet. Da hatta hem ekonomik ya kariyer olarak da tabii işte hani zaten benim hep şey vardı çocukluktan beri işte ne bileyim oyun falan oynarken ben ne olacaksın iş kadını. Hani çok genel işte serbest meslekte aynı şekilde ya iş kadını olacağım ama ne yani iş kadını olmak ne falan böyle. Bence problem şu, şimdiki arkadaşlarda şöyle problem var. Okusalar bile iş bulacaklarına dair bir garanti hissetmiyorlar. Ondan sonra şimdi bulunduğumuz dönemde dövizin hareketliliği, ekonomik olarak insanların endişeli olması, pandemi falan filan gençlerin sosyal açıdan da farklı krizleri çıktı. Bizim dönemde hiç yaşamadığımız tarzda krizler çıktı yani şu anda. Evet. Ve şöyle bir problem var. Arkadaşlar mezun olsalar da nasıl bir gelecek beklediklerini anlayamıyorlar, bilemiyorlar. Bununla alakalı bir çözüm yok abi. Bazı insanlar şöyle bir şey alıyor. Öyle bir şey söyle ki motive olsun, motivasyon olsun diye hiçbir şey. İçim motivasyon söyleyecek bir cümlem yok. Evet, bazı şeyler çok boktan, şartlar çok boktan. Yapabilecek bir şey yok. Tek bir dediğim bir şey var. Her zaman dediğim şey. Ne kadar ciddiye alırsınız bilmiyorum. Kendime de hep bunu diyorum çünkü. Şartlar ne kadar boktan olursa olsun denemekte fayda var. Yani 50 yaşına geldiğinde şartlar boktan da o yüzden denemedim hiçbir şey demek var. Bir de şartlar boktan da denedim olmadı demek var. Polis sirenleri duyuyorum evet, şu anda. Evet, hadi görüşürüz şey yavrum diye. Biliyor musun ne oluyor falan diye düşündüm. Arkadaşlar ne demek iş yok. Job. Hardcore job. Yani aslında şöyle genel itibariyle nasıl başarılı olunur? Başarılı olmak. Böyle bir soru da var. Evet, evet hani hedef belirlemek, hedef belirleyememek. Ya dediğim gibi 17 yaş... Da ben bir hedef belirlemiş miydim? Bunları kaygı ben etmemiştim onu biliyorum. Bu arkadaş yani yazan kimse çok daha vizyonluymuş benim. Evet yani ya ama ben bunu zaten gözlemliyorum. Gerçekten bazıları çok daha erken bir şekilde olgunlaşıyorlar. Ve dolayısıyla daha çok endişe duyup yolunu erken çizmeye çalışan arkadaşlarımız var. Güzel bir şey değil bence. Ama evet yani her şeyi planladığınız gibi olmuyor. Her şey sizin istediğiniz, elinize tuttuğunuz o plan programa göre ilerleyemeyebiliyor. Ya bu sizi üzmesin çünkü. Panik de olmasınlar. Ya. Aynen. Panik olmanıza gerek yok. Hayatınızın akışında gene hedefiniz olsun, planlarınız olsun. Ama şöyle bir durum var yani uzun vadede hepimiz ölüyüz. Kısa vadelerde planlar oluşturursanız çok daha yani. Hiçbirimiz Koç Holding gibi holding bırakmayacağımız için arkamızda. Dolayısıyla kısa vadeli bak, planlar daha şey mantıklı söyledim. Olabilir sizi motive etmek için. En azından dinç tutmak için. Şunu ekleyeyim ben de son olarak. Bu videonun kapanışında oluversin. Benim kendimce başarı tanımım şu. Başarılı olma hissiyatını edinmem için yaptığım şey şu. Tıpkı eşimin de dediği gibi hedeflerimi genelde kısa vadeli koyuyorum. Hep uzun vadede bir kafamda bir plan oluyor. İşte 2 yıl sonra umarım şunu yapmış olurum diye ama 2 yıl sonraki hedef evet, çok uzak. Evet bu hayalini kurmak güzel oluyor. O, o farklı bir motive ama o çok da motive etmiyor yani. Hani kısa. Yani kısa hedefler ve bazı hedefler çok boktan duysanız gülersiniz yani. İşte bu hedef mi lan falan diye. Ama kendinize abi böyle bir uğraş, bir meşgal bulmanız, vücudunuzu ve aklınızı dinç tutacak günlük aktiviteler yapmanız önemli. Çok fazla kendimizi uyuşturmak istiyoruz. Bazen o melankoli güzel bir duygudur. İşine girdiğin zaman o hali melankoliklikten zevk almak diye bir şey vardır bazı zamanlarda. Ki Türklerde çok fazla var. Arabesk kültüründen kaynaklı olarak bizde çok daha fazla. Evet, bizde daha hardcore var. Yani o duyguya kapılıp gitmek zarar verebilir sizin için. Ben şahsen kendim için o duyguya kapılmaktan zaman zaman hoşlansam da orada kalmamaya çalışıyorum. Ertesi güne daha farklı bir şekilde başlamak
çalışıyorum. Kişisel gelişimci değilim. O yüzden bilmiyorum. Yani ne yapılacağını, ne edeceğini. Kendimce yaptığım şey şu. Küçük bir şey koyuyorum. Onu üretmeye, onu yapmaya, onunla çabalamaya çalışıyorum. Siz de kendiniz için böyle çok boktan bile olsa birkaç bir şeyler yapın. Yani bu benim ne işime yarayacak diye düşünmeyin abi. Beyni challenge'a sokmak diye bir şey var. Hakikaten çok önemli bir şey yani. Beyni aktif hale getirmek. Anlamadığınız bir şeyi anlamaya çalışmak beyni hakikaten dinç tutuyor. Kendinizi daha iyi hissettiriyor. Yarın her türlü işte hayatınızda kolaylık sağlayabilir bu. Seçin bir alan kendinize. O alanda şey yapın. Ne seçeyim abi, ne seçeyim abi, ne yapayım abi, ne edeyim abi diye çok sorunuz olabilir. Onu da internetten bakın lan. Ben nereden bileyim? Ya alnımda bir de böyle şeyler bize hiç göre değil yani. Biz kapat böyle... ya bu ne ya? Sormuşlar hayır, bize ben. Hayır büyükten bunu yapacaksınız ha. Aslında şöyle yapıyorum. Öyle, öyle tarz insanlar hiç değilse. Ama çok gelmiş. O kızım acayip soru gelmiş. Ya ben kendim şey diye düşündüm. Öyle soru gelmiştir. Ulan ama bana biz bunu, böyle ben, oğlum, biz ben kardeşlerimize böyle bir tavsiye vermedik. Bunu yapacağız. Yani herkes bir şekilde yolunu kendini dinleyip buluyoruz. Saçma sapan YouTube videolarından bir şey bulmaya çalışıyor. Hayır şöyle bir şey var. Aynen. Biz mesela hani bana çok soru gelince ben dedim ki oğlum ben oyun oynayan bir adamım, bana niye soruyorsun oğlum? Ay hayatın şeyini değil mi? Şakası bir taraf var. Paylaşmak istiyor insan, samimi görmeyi insana canım, sormak istiyor yani. Ya, ama bir daha bizi samimi falan görmezsiniz bu videodan sonra. Ya hayır endişeniz gerçekten çok anlaşılabilir. Tamam, konuşma. Ya bir şey daha söylemek istiyorum ama hani şunu yapın bunu yapın şöyledir böyledir. Ya böyle şeyleri de çok fazla hani etrafınızdan duyuyorsunuzdur. Duyduklarınızı da o kadar şey yapın. Kendinizi bir dinleyin yani. Kendinize bakın. Alacağınız tavsiyeleri alın ama kimsenin size söylediği bir şey moto bir anda evet. Aynen bir anda bir şey olmuyor. O yüzden seçici olmuyor. Olun ya. Ben en çok da seçici olmalarını tavsiye ederim. Güzel kapattık. Çak.